Otomobil meraklı sardalıklarımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, Haziran'ın 18'ine geldik. Sıfır ve ikinci el otomobillere ve an ve an gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Şimdi, Haziran ayı çok zamlara gebe kaldığımız bir ay oldu. Gerçekten ciddi anlamda sıfır otomobillerde bir artış da oldu. Hatta dün itibariyle paylaştık, Volkswagen 3. zammı yaptı. Şimdi sıfır otomobillerdeki böyle kuru bazlı çeşitli sebepler geldi. Şu an Türkiye'deki biliyorsunuz en büyük etkenleri kuru bazlı oluyor. Daha önce çipten tutun tedarik sorununa kadar nakliye maliyetleri vesaire vesaire, yok savaştı, bir sürü senaryo geldi ve fiyatlar sıfırlarda ciddi anlamda bir artış sergiledi. Bunun perde arkasında ise ikinci el otomobilde özellikle sıfır bulunamadığı için gerek engelli muafiyeti, gerek ticaret yapmak, gerek alsat yapmak, gerek kendi ihtiyaçlarını karşılamak adı altında sıfır otomobiller bulunamayınca ne oldu? İkinci elde yine bir talebin canlanması oldu ve buna da yatırım aracı olarak otomobil eklenince arkadaşlar önüne gelen ikinci el sıfır bulamayanlar ikinci elleri aldı ve ikinci ellerin artışında sıfırlar tetiklediği için arkadaşlar yani absürt bir fiyat artışları oldu. Şu an mesela farz-ı misal bir arabaya bakalım. Türkiye'nin en uygun otomobili Fiat Egea arkadaşlar. Bas paket şu an 555 bin lira liste fiyatı var arabanın. İnternete girdiğiniz zaman arkadaşlar 2023 model bir Egea almak istediğiniz zaman bırakın 555 bin lirayı, 2021 modelleri arkadaşlar 600-610 bin liradan başlıyor. Ha. Birkaç tane ağır hasar kayıtları koymuşlar ama bas pakete bile düşün. Bakın 2 yaş daha küçük araba sıfırından yaklaşık olarak 50-60 bin lira fazladan başlıyor. Yani bunun neresinden tutarsanız tutun arkadaşlar. Hiçbir realistle, hiçbir şeyle bağdaşmaz tarafı, yani bağdaşacak bir tarafı yok. 2023 model araba bırakın. 2021 model listede bayide 2023 model araba 2021 model ikinci eldeki realden daha fazla. Yani arkadaşlar ciddi anlamda piyasada ikinci el fiyatları ciddi anlamda balon. Ciddi anlamda ve piyasadaki anlık haberler ve şu anki Merkez Bankası'nın faiz oranına kilitlenmiş durumda. Faizlerin arttırılacağı yönünde haberler mutlaka dönüyor. Bayram var ama unutulan bir nokta yaz ayına geliyoruz arkadaşlar. Yaz ayı her zaman otomobil piyasası için iyi bir aydır. Ama etkenler bunu mutlaka değiştirir. Yine bir başka örnek Bayon arkadaşlar. Bayon'un jant paketi var 760 bin lira. 2023 model. İnternete bakıyorsunuz 2021 modelleri 810 bin liradan başlıyor ve bu en bas paketi. Bakın en uygun otomobillerdeki oran daha da yüksek. Niye? Herkesin yoğunluğu o tarafta. Diğer markaların diğer modellerine de böyle arkadaşlar. Çok değişen bir şey yok. Yani sıfır araba 800 bin liraysa 2021 modele kadar olan modelleri yaklaşık 800 bin liradan başlıyor. 800-810 yani 2 yaş daha yaş. Niye? Herkes üstüne koyuyor. Şu an ikinci elde piyasasında bir arabaya rakam belirlerken herkes şuna bakıyor. Ya ikinci elde benim arabaya yakın kaç para ilanı koymuş? Birincisi ona bakıyor. İkincisi bu arabaya zaten her gün zam geliyor. Sıfır fiyatlarını takip ediyor. Oraya 50 bin lira zam gelince 20 bin lira 25 bin lira fiyatı arttırıyor. Ama şu an arkadaşlar özellikle şu an ciddi anlamda hızlı bir ikinci el piyasası yok. Bunu size söyleyeyim. Çünkü fiyatlar gelebilecek en yüksek seviyelerde şu an. Ve hala da sıfır otomobillerde bir artış beklentisi var mı? Var arkadaşlar. Özellikle Temmuz ayı için bununla ilgili zaten videomuzu da yapacağız. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Yani fiyatı artırıp yükseltmek sizi bir çare şu an için getirmeyecek. Özellikle ikinci el otomobil satıcıları. Yani bunlar da artık çok pik seviyeye kadar geldi. He, adamlar diyor satılmasın diyor, elimde durur diyor, sıkıntı yok diyor, zaten diyor zarar etmem diyor. İşin bir de bu farklı bir boyutu da var arkadaşlar. Yani sakal bıyık misali ama bu durum gerçekten işler acısı. Araba almak isteyenlerin önünü direkt ket vuran bir durum. Ama yatırım yapmak isteyenler için de yaptığını bir daha geri koyamama. Yani tam anlamıyla bir çıkmazla, çıkmaz bir döngüyle karşı karşıya bir senaryo mevcut. Şimdi burada
alacak ve satacak olanlar için gerçekten ileriye yaşanacak durumları ciddi anlamda görmek lazım. Buradaki durumlarda faize erişilebilmeden tutun çoğu şeye kadar arkadaşlar, talebin çok olduğu bir yerde mutlaka ciddi anlamda bir düşüş olur mu? Çok zannetmiyorum ama mutlaka belli dönemlerde ufak ufak kıpırdanmalar aşağı yönlü olur. Ama sıfır otomobillerin bulunabilirliğinin artması, dövizin sabitlenmesi en belirgin faktör olacak. Özellikle sıfır cephesinde ikinci eller gerçekten arkadaşlar bir kere acayip bir balonu var. Bu durumlar yine düzelmediği takdirde buradaki balonun da önüne geçilmesi biraz zor duruyor. Çeşitli belki kanunsal mekanizmalarla bu durumda yine gelecek. Belki bunu aylarca 3 yıldır da konuşuyoruz arkadaşlar. Bakalım daha ne kadar konuşacağız. Çünkü özellikle pandemiden sonraki reaksiyonda bunun bir türlü yani ciddi anlamda önüne geçilemediğini görüyoruz. Yani pandemide bir belirsizlikle özellikle 2019-2020'den sonraki artış gerek dünyada global çapta gerek ülkemizdeki ekonomik durumların neticesinde bu artışlar gerçekten ciddi safhalara varıyor. Biz takiplerimizi devam edeceğiz. İkinci el otomobili ve sıfır otomobil olsun. Genel olarak piyasadaki ikinci el otomobillerin bir balon durumundan bahsetmek istedik size. Ama bu balon patlar mı patlamaz mı bunu ilerleyen zamanlar gösterecek arkadaşlar. Dediğim gibi sıfırın dinamik etkenleri çok etkili burada. Çok da uzatmayalım. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.